Bütün oksijen soluyan dostlarıma sevgilerimi sunuyorum. Tabii karbon soluyan bitki abi ve ablalarıma da hürmetlerimi sunarım. Onlarla da bir sıkıntım yok ama onlar için ayrı video çekeceğim. Arkadaşlar 100 taneden fazla video çektim. Bunların içinde en az izlenenler dünya ile ilgili olanlar. Bu da bir eleştiri değil. Dünyanın her yerinde böyledir. İnsanlar kendilerine yakın konularda videoları izlemeyi veya haberleri okumayı tercih ederler. Ama bunları yapmak zorundayız. Çünkü globalleşen bir dünyada yaşıyoruz. Ve Türkiye'deki ekonomik ve piyasa gerçeklerini bizi çevreleyen ekosistemi anlamadan yorumlamakta biraz zor oluyor. Bunun için hani belki boş zamanınızda seyredersiniz diye bunları çekiyorum. Bugün konumuz gelişmekte olan ülkeler ve gelişmekte olan piyasalar. GOP diyoruz bunlara kısaca. Buradaki son durum. Biz bunların bir parçasıyız. Tabii ki bazen bunlardan ayrı yönlerde hareket edebiliriz. Ama genelde bunların tümünü vuran bir dalga olduğu zaman biz de bundan etkilenerek aynı yana savruluyoruz. Gelişmekte olan ülkeler sene başından beri fevkalade performans gösterdiler. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere göre çok daha hızlı büyüyeceği düşünülüyordu. Ki doğrudur, hala da öyle büyüyorlar. İkincisi tabii yılbaşında Fed duruşunu değiştirdi. Geçen yılın sonunda Fed'in 2020 ortalarına kadar sürekli faiz artıracağı düşünülüyordu. Sonra Fed ticaret savaşlarından ürktü veyahut da enflasyonun yeteri kadar yükselmemesi onları rahatlattı ve nötrale geçti. Yani vitesi boşa aldı. Şu anda bekliyor. Bundan sonraki hareket de belli değil. Bu konuya girmek istemiyorum şu anda. Onun için ayrı bir video çekerim. Ama para yeniden gelişmekte olan ülkelere yığılmaya başladı. Mart sonuna kadar da gelişmekte olan ülkelerin hisseleri MSCI GOP hisse endeksi diyoruz buna. %15 civarında prim yaptı. 100 milyar dolardan fazla para girdi gelişmekte olan ülke fonlarına. Yine aynı şekilde gelişmekte olan ülke para birimleri dolara karşı değer kazandı. Bono tahvil fevkalade, yani oralarda getiriler daha düşük olur. %6, %7 civarında dolar bazında 3 ayda para kazandırdı ki hakikaten o camianın insanları için Karun gibi zengin olmak anlamına gelir. Ondan sonra işler bozulmaya başladı. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi çok fazla pozisyon alınmıştı. İnsanlar ürkmeye başladılar buradan çıkabilir miyiz diye. İkincisi ticaret savaşları bir türlü sonuçlanamadı. Trump fikir değiştirdi. Yeniden gümrük vergileri saldı Çin'in malları üzerine. Ve dünya ekonomisinde de yavaşlama sinyalleri görmeye başladık. Bunun sonucu olarak gelişmekte olan piyasalara giren paraları takip eden çok değişik kaynaklar var. International Institute for Finance var, EPFR diye bir kurum var. Sırf Exchange Traded Funds'a giren parayı takip edenler var. Bir ortalamasını bulmaya çalışıyorum ama elimdeki en iyi rakam son 2 veri haftasında gelişmekte olan piyasa fonlarından 12 milyar dolar civarında para kaçmış. Bizden de zaten 24 Mart'tan beri sürekli olarak para kaçıyor. Şöyle söyleyeyim bunun Türkiye açısından önemini. Biz zaten kötü durumdayız. Yani yılbaşından beri sıcak para alamıyoruz içeriye. Eğer doğru şeyleri yaparsak bu durum değişebilir. Yeniden sıcak para cezbedebiliriz. Ama gelişmekte olan piyasalar düzelmeden Türkiye'de kalıcı bir düzelme olmaz. Ve gelişmekte olan ülkeler böyle kötüye giderse bizim içinde olduğumuz durum daha da bozulabilir, iş paniğe dönüşebilir. Türkiye'de kalan son sıcak para, özellikle hisse senedi piyasasındaki para hızla kaçabilir. Dolayısıyla bu devam edecek mi? Geçici bir sıkıntı mı yaşıyoruz? Yoksa daha önce 2013'te Bernanke'nin QE'den çıktığı günlerde 2016'da olduğu gibi belki 6, 18, 12 hafta sürecek bir para kaçışı mı yaşayacağız? Bunu gözden geçirmek lazım. Bana sorarsanız böyle bir episodun başındayız. Bunların sebeplerin başında da ticaret savaşlarının artık teknoloji savaşlarına yayılması geliyor. Ticaret savaşlarını engellemek için şu anda yeni bir müzakere yok. İki taraf da pozisyonundan vazgeçmiyor. Çin, Trump'ın samimi olmadığını düşünmeye başladı. En büyük istekleri verecekleri tavizler karşılığında anlaşma imzaladığı anda gümrük vergilerinin kalkmasıydı. Trump ise yok, ben ilk önce sizin söz verdiğiniz şeylere uyup uymadığınızı görürüm, ondan sonra istersem gümrük vergilerini kaldırırım diyerek aradaki samimiyeti bozdu. Arkasından Huawei olayı geldi. Huawei artık Amerikan pazarında yok. Yani hani
kısıtlamalar bir takım malzemeleri etkilese de hiçbir Amerikan şirketi Huawei ile iş yapmayı göze alamaz. Bunun da ötesine gidiyor konu. Bazı kaynaklara göre Amerika Huawei ile iş yapan ülkelere de ambargo veya yaptırım uygulamayı planlıyor ki bu Türkiye'yi de etkiler. Yani 5G altyapısında Huawei ekipmanlarını veyahut da donanımını, yazılımını kullanan bütün ülkeler şu anda riskli ülkeler konumuna girmeye başladı. Bu çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor bütün dünyada. Kimse Amerika ile cebelleşmek istemez. Amerika her an yeni bir arıza yaratıyor. Bütün hassas teknolojilerde ihracatı yasaklamaya karar verdi. Düşman gördü ülkeleri yani Rusya, Çin'e, Venezuela'ya ama Venezuela'nın aldığı yok zaten. İşte bunlar görüntüleme teknolojisi, kuantum bilgisayarları teknolojisi, bazı nanoteknolojiler vesaire vesaire. Ama bunlar son derece ihtiyari konular. Yani Trump, Beyaz Saray veya Ticaret Bakanlığı canı isterse şu ülkeye veya bu ülkeye şu teknolojileri satmayın diyebilir. Tabii gelişmekte olan ülkelerin bu kadar hızlı gelişmesinin sebeplerinden biri hazır teknolojileri alıyorlar, ülkelerine adapte ediyorlar. Buna piggybacking deniyor. Gelişmiş ülkenin 10 senede geliştirdiği şeyi 1 senede ülkelerine adapte edebiliyorlar. Eğer bu avantajdan mahrum kalırlarsa gelişmeleri yavaşlar. Çin açısından bu çok büyük bir tehlike. Çünkü Çin artık ucuz sanayi malı üretiminden çıkıp gittikçe çevre dostu, etrafı kirletmeyen, yüksek katma değer içeren hizmetlere kaymaya çalışıyor. Tabii Çin'in kendi teknoloji ve inovasyon kaynakları da var. Bunu asla inkar etmiyorum. Çok zeki ve çalışkan bir ülke ama yine de yer yer Amerika'ya ihtiyacı var. Amerika'nın desteğinden yoksun olduğunda da çok büyük başı derde girecek. Bu işin tek taraflı olduğunu da söylemiyorum. Amerikan şirketleri de çok büyük sorun yaşayacaklar. Çünkü Çin hemen hemen Amerikan muadili teknolojik donanımı çok daha ucuz fiyata yapabiliyor. Üstelik Amerikalılar mesela smartphone'un, tabletlerin, şunların, bunların, Nike ayakkabılarının büyük bölümünü Çin'de, Vietnam'da, şurada burada yaptırıyorlar. Şimdi bütün bu global birbirinin içine girmiş tedarik zincirini bozmaya başladı Trump. Bu konuyla alakası yok ama antiparantez belirteyim. Bir de ayrıyeten bir ülke parasının değerini bilinçli olarak düşük tutuyorsa onlara da gümrük vergisi koyacak. Yani bir ülkenin parasının değerini bilinçli olarak düşük tutup tutmadığına karar vermek dünyanın en zor şeylerinden biri. İstersen vergi koyarım demek istiyorum. Bunun sonucu olarak dünyada yeniden resesyon korkusu hakim olmaya başladı. Çünkü Çin dünyanın en büyük ihracatçısı ama aynı zamanda dünyanın en büyük ithalatçılarından biri. Mesela emtialarda, bakırda bir numaralı alıcı, alüminyumda çok ciddi alım yapıyor. Petrol ve doğalgaz alıyor. Latin Amerika'dan çok ciddi miktarda tarımsal emtia alıyor. Almanya'dan makine alıyor. Güney Kore'den, Tayvan'dan daha düşük teknolojili ara madde veyahut da makineler alıyor. Güney Kore'nin ihracatı %7 düştü. Almanya'nın resesyona bu kadar yaklaşmasının nedeni Çin'in makine teçhizat alımlarını yavaşlatması. Daha şu anda dünya ticaretinde 2 puan kadar yavaşlama bekleniyor. Bütün gelişmekte olan ülkelerin de şimdiden 0.2 puan kadar yavaşladığı düşünülüyor. Ve eğer Çin'le Amerika bütün mallarda birbirlerine vergi koyacaklarsa dünya ekonomisinin 1 puan kadar yavaşlaması bekleniyor. Bu yavaşlamanın büyük kısmı da gelişmekte olan ülkelerden gelecek. Niye gelişmiş olan ülkelerden gelmiyor? Çünkü bir, gelişmiş ülkeler kendi aralarında ticaret yapıyorlar. İki, Avrupa Birliği zaten kendi içinde entegre. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri dış ticareti o kadar açık değil. Daha çok kendine kapalı bir ekonomi. Petrol sorununu da kaya veyahut da kayak petrolünden çözdü. Dolayısıyla kendi yağıyla kavrulabilir. Ama gelişmiş ülkelerin çoğu dış ticarete veyahut da dışarıdan sermaye ve teknoloji ihraç etmeye mahkum. Dolayısıyla bu tip ticaret engelleri onları çok kötü vuruyor. Pazarların kapanması onları çok kötü vuruyor. Daha birkaç hafta önceye kadar ben ticaret savaşlarının biteceğini düşünüyordum. Çünkü Trump öyle söylüyordu. Yani anladığım kadarıyla şu anda artık temel senaryo bu değil. Bu işin uzayabileceği düşünülüyor. Belki Trump 2020 seçimlerine girerken Çin'le bir kavga etmenin onun seçmen tabanında pozitif tepki yaratacağını düşündüğü için bilerek bu işi uzatıyor. Bilemem. Belki hakikaten Çin'in anlaşmayı uygulamayacağını düşündü. O yüzden vazgeçtim. Ticaret savaşları, ticaret barışına dönmeden, teknoloji alışverişi açılmadan gelişmekte olan piyasaların dirilmesi beklenemez. Biraz daha teknik olarak anlatayım da niye? Yani iş sadece psikolojik değil. Amerika'dan para kaçması Amerika'yı pek etkilemiyor. Yani hani doların değeri düşsün, çıksın,
Amerikan faizleri insin çıksın, bunların Amerikan ekonomisine çok büyük etkisi yok. Ama Türkiye örneğiyle söyleyeyim. Türkiye'den para kaçtığı zaman Türk lirası değer kaybediyor. Türkiye'de faizler yükseliyor, enflasyon yükseliyor. Merkez Bankası tedbir almak zorunda kalıyor, ekonomi yavaşlıyor. Bu durum bütün Asya ülkeleri ve Latin Amerika ülkeleri için de geçerli. Ülkenizden para kaçtığı zaman yapacak iki şeyiniz var. Birincisi, bırakalım kaçsın dersiniz. O zaman ülkenizin para birimi değer kaybeder, yüksek enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalırsınız. İkincisi, ya böyle şey olur mu? Biz para birimimizin değer kaybetmesine müsaade edemeyiz deyip faizlerinizi arttırırsınız. Bu sefer de yüksek faizler kredi miktarını azaltıp ekonominizi yavaşlatır. Yani nereden bakarsanız bakın, sıcak paranın kaçışı sadece mali bir olay değil. Aynı zamanda ekonominin hayatiyetini de bozan bir olay. İşte bunu gören yatırımcılar hızla paralarını çekiyorlar ve bu daha derin bir dalgaya da yol açabilir. O zaman Türkiye'nin şartları daha da bozulabilir. Çünkü Türkiye'de şöyle bir durum var. Yani işte gerek Amerika'dayken gerek Türkiye'ye döndüğümden beri 5 tane toplantı yaptım. Pek çok yatırımcıyla konuştum. Türkiye'ye pek güvenmiyorlar ama Türkiye'de fiyatlar son derece cazip. Şu seçimler atlatılsın, S-400 sıkıntısını da aşarsak Türkiye'ye yeniden çok ciddi miktarda para gelecek. Ama eğer risk iştahı yoksa, gelişmekte olan ülkelerden genel bir kaçış varsa, biz kendi sıkıntılarımızı çözsek de, Amerika ile barışsak da, İstanbul seçimleri herkesi mutlu edecek şekilde bitse de o kadar fazla para gelmez. Hiç gelmez demiyorum. O kadar ucuz ki bazı şeyler, hisse senetleri örneğin veyahut da Türk lirası aşırı değer kaybetmiştir. Muhakkak ki bir miktar para gelecektir ama bizi kurtaracak kadar, faizleri düşürecek kadar, işte Türk lirasını 5.00'a güçlendirip enflasyonu hızla düşürecek kadar sıcak para gelmeyecektir. Dolayısıyla bu olayı çok yakından takip etmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi her zaman Trump fikir değiştirebilir, her zaman Çin teslim olabilir. Ama şu anda gördüğüm, bizim yaz ortasına kadar ciddi para kaçışlarıyla yüz yüze kalacağımız, kurak bir yaz geçireceğimiz ve belki de bu para kaçışlarının psikoloji yoluyla reel ekonomiye yayılacağı ve dünyada resesyon korkularını hortlatarak gelişmiş piyasalara da yayılacağı. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Birkaç anonsumuz var. Tabii ki her zaman bunları söylemek zorundayız. Kusura bakmayın. Birincisi, şahsi yorumlarınızı okuyorum. Arkadaşlar, ben 4 gün aynı gömleği giymiyorum. Yani giyerim de bazen. Hani tembel bir adamım ama bu videolar aynı gün çekiliyor. O yüzden üstümde aynı gömleği görüyorsunuz. İkincisi, podcastlerimizin listesi aşağıdadır. Lütfen onları da izleyin eğer televizyona erişiminiz yoksa. Üçüncüsü, Facebook'ta sayfamız var. Onu da aşağıda bulabilirsiniz. Eğer bu yorumlar hoşunuza gidiyorsa, para analistesinden aldığımız değişik özgün haber, yorum ve makaleleri de o sayfaya koyuyoruz. Böylece sık sık yalnız Föşle değil, para analizinin çok değerli ekibiyle de karşılaşabilir, onların haberlerini okuyabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.